Şimdiki skecimizde mesleğiyle anneliği arasında kalmış bir öğretmeni izleyeceğiz. Anaokulu skeci geliyor. Şimdi bak buradayken, hazır da salonda seyirci yokken kameraya anlatın. Hangisi yakın? Ha. Sağdaki arkadaşımız. Tamam. Kamerasına, kamerasına maskesini asan çocuk. Tamam. Aklıma gelmişken az önce ver bakayım kolonyayı. Kolonyayı. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi markayı... Bakacak, onun markayı kapatayım. Ha bu şey marka. Lavantası çok güzel olmak. Evet. Oo evet o. Şimdi bizim kültürümüzde kolonya diye bir şey var değil mi? Diğer kültürlerde yok. Almanya'da bir eve gittiğinde öyle bir şey yok. Ne içinmiş o kolonya? Sadece güzel koku için miymiş? Hijyen içinmiş. Bak kültürün derinliklerinde ne kadar şaheser bir şey varmış. Ama kolonyayı demode bulmak... Burası kolonya kokuyor falan. Yeterince cool bulmamak falan. Bak iş nereye gidiyor. İşte arada bulasın. Evet Fatmacığım. Cansu ile Ozan yazdı. Anaokulu skeci geliyor ama anaokulu ile bir alakası yok. Skeç lisede geçiyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oldu mu? Vallahi tikim tokum bir şey oldu. Ya ben sana bakayım hemen. Ya sonra versem çünkü hoca gelirse alır telefonu. Ya akşam geri alırsın. Senin annen öğretmen değil mi? He. Açıl 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 abisi. Açıl abisi açıl abisi. Abiniz fizikten... Canan'ım! Canan'ım! Abiniz fizikten en yüksek notu aldı. Kaç aldı? 90. Sözün kaç? 60. İlk sam kaçtı? 90. E oğlum senin fiziğin 90, 60, 90. Bir dakika ya. Sen fizikten nasıl 90 aldın? Kopya çektin değil mi? Saçmalama lan. Tabii ki kopya çektim. Ne yaptın göstersene. Suya yazdım. Bunu böyle tarattım. Bak içindekiler... Oğlum sen bayağı suyun kandırma kuvvetini bulmuşsun. Ne oldu ya? Bu ziller ne kadar... Arkadaşlar! Arkadaşlar, zilimiz çalmış bulunmaktadır. Son dersimize girmiş bulunmaktayız. Dersimiz yalnızca 40 dakika sürmektedir. Ve sınıfımıza yalnızca bir adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Ve herhangi bir hoca azarında, herhangi bir hoca azarında o çıkış kapısı kullanılmaktadır. La hadi işine bak. Salak mısın nesin sen de? Ayna mı kaldı? Ayna mı kaldı? Hadi be baba. Siz yerlerinize. Akşama kadar. İyi dersler çocuklar. Eyvallah hocam. Gelin. Gülün saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. Hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana diyene bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Toygar sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şşş, anne ses yükseltilmez. Tamam teyze ya. Teyze ne lan öküz? Ne bileyim her şeyi saydı kadın. Hocam sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıllar? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynep'ciğim. 40. Ya hocam bari gidiş yolundan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol yol değil. Öğretmenim ben. Gülün 98. Hocam ya. İki puanımı nereden kırdınız? Senin iki puanını Ahmet'e verdim. Hocam, benim 98 puanımı nereden kırdınız? Sen kafanı kırmadığıma dua et. Sana 5 hececeleri sormuşum. Sen ne yazmışsın oğlum? Hocam, benim bildiğim tek hececi var. O da Fembero. Güzel kanka. Derslere çalış Ahmet. Derslere çalışarak. Notları yükselt Ahmet. Fembero sen zero. Zero ne lan? Sıfır. Ha sıfır. Hocam ben kağıdımı görmek istiyorum. Fazla puan verdiysem kırarım. Hocam iki puanın nesini kıracağınız daha ya? Ver şimdi sana kağıdını. Şöyle bir şekilde. Tabii. Buyur kağıdını. Hocam bu ne?
Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneği, uçurtma mesela. Yani? Bomboş kağıt vermişsin, değerlendireyim dedim. Allah, hoca bana kafayı taktı la var ya. Ve esas sorunumuz. Alper, Toygar, ayağa kalkın. Biz ne yaptık ya? Tahtaya gelin. Hocam, ikimizi ortak cümlede kullanacak ne yapmış olabiliriz biz birbirimize? Şimdi öğreneceksiniz. Ne yaptım lan? Ne bileyim ben. Evet çocuklar. Kağıtlarınız birebir aynı. Söyleyin kim kimden kopya çekti? Ben çekmedim hocam. Hocam pardon da benim bugüne kadar kopya çektiğimi gördünüz mü siz? Özgüvene bak ya. Tabii annesi ya, rahat rahat konuşuyor. Biz olsak konuşamayız. Evet. Yok çocuklar, olur mu öyle şey? Hepiniz benim gözümde aynısınız. Aynı hepimiz aynı zaten de ben de oluyorum. Zeytinli poğaçaya da zeytin koyuyorlar zaten. Ölmüyorlar mı? Tamam, tamam. Bakın açıklayın yoksa ikinizi de sınıfta bırakırım. Ben yapmadım hocam. Oğlum söylesene lan. Bak biraz delikanlıysan itiraf edersin. Tamam be, Allah Allah, itiraf ediyorum hocam. Ama kızmak yok. Yok. Kendi yaptı hocam, çalışmamış, beni zorladı, teneffüste sıkıştırdı, baktı kağıdıma hocam. Oğlum ne yalan söylüyorsun, akbaba gibi tepeme çullandın ya. Ben mi yalan söylüyorum hocam, ben yalan söylemiyorum, yemin ederim. Bana inanın, ne olur ona inanmayın hocam. Ama ona inanırsınız, oğlu ya, Alper Kimgi zaten. Tabii arkadaşlar, o da Alper Kimgi zaten. Yok canım, tamam. Toygar da yapmış olabilir. Bravo! Bravo hocam, bravo! Doğruyu buldun. Ben 20 geçiyorum hocam. Ya sırf beni diğerlerinden kayırmadığını göstermek için yapıyorsun değil mi? Düzgün konuş. Öğrenci Toygar. Ben kopya çekmedim. Yalan söylüyorsun, kulakların kızarmış. Kulaklarım kızarır tabii. Sabah 3 kat içlik giydirdin. Tamam sen annene bak, bak öldürürüm seni. Sonunda değil. Hocam. Yani ispiyonlamak gibi olmasın ama... Çantasına bakın bir de Toygar arkadaşım. Ne olacak orada? Fizikte de kopya çekmişti hocam. Nasıl kopya çekti? Ya iftira atarsan böyle olursa ben de söylerim her şeyi. Ne çekti ben burada? Buyurun, pet şişesi hocam. Yok yapmamıştır da yapmaz. Pet şişe falan benim değil. Burada kopyalar yazıyor. Evet hocam. Benim değil o, bunun ya. Bir de bana al. Hocam iftiralar atıyor oğlunuz şu anda. Arkadaşlar sorarım size. Ben de bunu yapacak zeka var mı? Yok. Gördünüz hocam, yok bende yok o kafa. Ya zekalık bir şey yok ki ya. Zaten bilgisayardan çıktı alıp yapıştı. Biri şey anlatıyor hocam nasıl yaptığını. O yaptı sus hocam. Tutanak tutuyorum, ikinizin de adını yazıyorum. Ya. Utanmaz adam. Utanmaz, ne biçim şeyler yapmışsın? Bir de resmen arkadaşına suç atıyorsun, salak seni. Şerefinle çalışıp seni de iki alaydın ya oğlum. Yazıyorum. Yazın hocam, yazın. Yazın hocam. Ya yazma. Ama oğlum niye böyle şey yapıyorsun? Hocam vurdu ya. Ya ben bir şey yapmadım. Ben de adam yaptıydı. Bir de seni yapmadım. Oğlum bir şey yaptım. Tamam. Bir daha vurdu. Tamam. Çağırın velileriniz gelsin. Oğlum bir şey yok, bir şey yok hocam. Bir şey yok. Kendi geçti zaten. Hayır, çağırın velileriniz gelsin. Velileri karıştırmasaydık hocam. Çağırın velileriniz gelsin diyorum. Öğretmenim. Annem sizi çağırıyor. Ben nasıl geleyim canım? Okuldayım ben. Aman kafamı bıraktınız bende. Bende de kalmadı kafam. Çekil dur. Alo Sevgül. 9A'dan Alper Tunga'nın velisini yarın okula çağırır mısın lütfen? Teşekkürler. Alper. Anne. Ah, yarın demiştim, siz de kapıda mı bekliyordunuz canım? Tabii ki kapıda bekliyorum. Ben buna hiç güvenmiyorum. Hoş geldin Fatma teyze. Bana bak Ahmet, o anana söyle geçen gün gün için benden aldığı 24 tabak bıçak çanak setimi geri getirsin. Bizde çatal bıçak bitti, biz kullanıyoruz onları. Ah, kahretmesin ya. Ne oldu hocam? Alper ne oldu? Anne bu sefer vallahi benim suçum yok, ben bir şey yapmadım. Asla inanmam Alper, kanıt istiyorum. Galiba bu sefer haklı. Aa. Sen kimsin? Öğretmenim. Anam bu kadar ufak öğretmen mi olur ya? Ben seni öğrenci sandım. 23 Nisan'da koltuğa oturdun sandım ya. Hocam ayağa kalkın ayağa. Bu komedi gerizekalı. 2 puanını tekrar gününe vereyim istersen. Hocam verin. İyi, 0 düz hesap daha iyi olur. Tamam. Yes. İşe yapmayın. Gerginlik oldu. Kusura bakmayın. Ben bu çocuğun toplantılarına gelmediğim için tanıyamadım. Kusura bakmayın. Yok önemli değil. Neyse çocuklar, kötü bir haber. Bugün dersimizi yapamayacağız. Eğitim öğretim de gitti senin yüzünden. Ama biz evzekler. Hadi evlerinize yavrum, hadi. Oh. Yarın yine görüşürüz gerizekalılar. Bu aslında... Bu aslında iyi oldu biliyor musun? Sabah 9'da geliyoruz buraya. Daha uykum açılmamış, ufkum açılmamış. Burada oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri deftere sanayi yazıyor. Ne diyorum ben? Okul bana göre değil diyorum.
Ahmet, toptik çekelim mi? Belki fenomen oluruz beraber. Bu kız bana hasta var ya, bana aşık bu, aşık. Gel çekelim, toptik çekelim, hadi yürü. Allah'ım ya. Allah. Hadi bakalım, siz de kapıda kavga etmeden bekliyorsunuz. Hocam ben korkuyorum, onunla tek durmam. Toygar sen önden. Ay. Çocuğa. Anne ben vurmadım, o vurdu bana. Nedir? Vurduruyorsun kendine. Ben ne yapacağım ben ya? Tamam canım, siz de böyle olmaz ama. Yürüyün hadi bakalım dışarı. Babacığım. Hadi. Ay. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Hocam ilk defa çocuğum haklı. Haklı bir anne nasıl oturur hiç bilmiyorum ya. Nasıl otursak ya? Yani siz de haklısınız tabii. Hocam madem ben haklıyım, neden beni çağırdınız? Çünkü birbirlerinden kopya çekmişler. Az önce de gidererek kavga ettiler. O Toygar yok mu o Toygar hocam? Bu Toygar fişeklemiştir benim çocuğumu. Çünkü o Toygar aile terbiyesi almamış bir çocuk. Siz de şimdi tanımadan etmeden canım nereden çıkarıyorsunuz? Hocam bir gelin, yaklaşın. Neyse yaklaşmayalım hocam. Çünkü virüs virüs bulaşır bir şey olur. Hocam. Geçen gün bu çocuk Toygar benim Alper'in çantasına bir takım yetişkin dergileri koymuş. Nasıl yetişkin? Ne kadar yetişkin? Ya ne kadar yetişkin diye bir soru olabilir mi? Senin benim anlayacağım şeyler. Yetişkin dergileri koymuş. Bir de kendi anası anlamasın diye benim çocuğumun çantasına koymuş. Ay bakın aslında ben Toygar... Anası da saf ayakta uyuyor. Canım fark etmemiş diyelim. Ne kadar memenetsiz bir kadın ya bu. Bunu nereden çıkardınız? Tabii ki memenetsiz. Çocuğun ne ki o anasını olsun hocam. Ama siz abartıyorsunuz. Çocuk terbiyesiz, anası bundan da terbiyesiz. Ama siz eminim. İyi aşmayın lütfen. Evet çok ilgisiz bir kadın bak. Ben çocuğum için buralara kadar geldim, peşindeyim. Ama kendisi yok, göremiyorum hocam. Toygar'ın annesi asla ilgisiz değildir. Ben Toygar'ın annesini ben yakinen tanırım ben. Öyle mi? O zaman sen git o çocuğun anasına söyle. Çocuğu onun parmağında oynatıyor. Parmağında. Toygar'ın annesi gayet otoriter bir kadındır. Aa pıs, ben de otoriterim o zaman. Hadi bakalım. Siz benim anneliğimi yargılayamazsınız. Ya sana ne oluyor hocam? Ya ben bu çocuğun anasına sövüyorum. Size ne ya? Toygar'ın annesi benim ben. Mükemmel bir çocuk yetiştirmişsiniz hocam. Gerçekten zaten bütün puşluk Alper dedi. Kusura bakmayın. Yürü lan. Gel Ne hal öğretmenim? Buyurun müdür bey. Kopya çekeni buldum. Abi Alper. Ha, bütün puşluk bundadır demiş miydim? Demiştim. Ben sana inanmıştım. O kadar inanmayın dedim ama ben size hocam. Ah Alper, iki dakika gururlu olmanın şeyini yaşatmadın bana. Bunları evde mi konuşsanız Veli Hanım? Ha, ama böyle pedagojik açıdan uygun bir dille lütfen. Evet, tabii lütfen. Ki pedagojik açıdan ben onu uygun bir dille de... Geç Alper önüne. Geç ben seni bir çocuk. Geç. Tamam. Ve Alper, seneye de beraberiz çünkü dersten kaldın. Hocam yapmayın ne olursunuz. Şu bir an önce üniversiteye gitsin kurtulalım. Ne yaptınız ya? Bırakmayın Allah aşkına ya. Bakacağız ona artık. Yürüsene senin yüzünde küçücük kadınla şey dinleniyorum. Not dinleniyorum. Anne, geç. Kıyasım yok benim. Kıyasım yok zaten. Bizim babanın... Nihal öğretmenim, bundan sonra ev ve okul işlerini birbirine karıştırmayın lütfen. Biz çözüyorduk ama her şeyi Hakkı. Oğlumuza inanmayarak mı? Ya baba sen sanki çok inandın. Geldin hemen direkt zaten çözdün olayı ya. Ya bir bana bırak ben çözeyim. Oğlum o kadar müdür oldu. Azıcık forsumuz olsun lan. Ya baba forsun olsun yine. Başkalarına olsun ya. Annem. Ben çok özür dilerim çocuğum. Bak ben yönetemedim. Yani başkaları kayırıyor demesin diye seni ben korktum. Anneciğim, benden özür dilemeyin. Başka öğrencilere nasıl davranıyorsanız bana da öyle davranın. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Ya beni bir salın ya. İyi lan seni disipline veriyorum o zaman. Niye ya? Beni bir salın ya. Salıyorum seni ya. Anne bir şey desene. Müdür bey ne olur oğlumu disipline vermeyin. Müdür bey ne derse o. Bakın gerçekten bir daha yapmaz. Bakın onu yapmadan önce düşünecekti. Gerçekten bakın ben oğluma güveniyorum. Benim oğlum okul birincisi okul. Her şey okul birincisi olmakla olmuyor. Toygar odana topla. Toygar otur yüz. Anam bozuldu oğlum. Kaç kaç kaç. 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 Evet, kendi kendine çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Burada da kala kala altyapı kalmış. Herkes zil diyor. Peki, neden zil? Onu da söyleyeyim. Verin mikrofonu. Altyapının en entelektüel öğrencisi kimse ona verir. Haydi. Öyle bir şey, entelektüel bir şeyim yok benim. Ama sen konuş, ondan biz o sonucu çıkarırız. Ben hocam, Cansu'nun o anne ve öğretmen performansı arasındaki o şeye zil verdim kafamda. Geçiş güzeldi, evet. Geçiş güzeldi. Çok yani bir annenin hem öğretmen hem de oğlu oluşuyor oluşu iyi bir şey dedi orada. Yok, o anne öğretmen değil. Oğlu hiç değildi. Peki, bir kapatıp açalım Talha'yı. Evet.
Eyvallah. Güzel skeçti bence. Eyvallah. Bir kere öncelikle... ha zil mi yani neticede? Çağır. Bence Ebru, hepiniz çok güzeldiniz. Hepinizi tek tek övdüğümü varsayalım. Gerçek inandırıcı bir sınıf bir kere olmayı, yapmayı başardınız. Bence Emre'nin bütün o komik tipler arasında dümdüz net çizdiği performans da çok başarılıydı. Evet, Emre'yi övdüm. Emre'yi övdüm. Arif. Arif'e özel atıyor. Ver o kadar dedim birinin sanayiye verdiği. Doğru ki bence Toktik'te de istikbali olan bir kişi. Bana bir grup şey göndermiş, Birselciyiz. Onların adına da seni övüyorum. Selen çok iyiydi, Ali çok iyiydi, Tuba. Tuba bu yaşında böyle yaşlı yaşlı tipleri ne kadar güzel oynuyor ya. Hocam bayağı inanıyorsun yani kadının 40 yaşında kadın olduğuna. Cenan da dikkatimi çekmedi. Haydi bakalım. Güzeldi. Kim yazmıştı? Ben ve Ozan. Aferin be kuşum. Aferin be. Ozan nerede? Tombik. Aferin Ozan. Güzel bir skeçti. Burada ben de bir öğretmen çocuğuydum. Babam ben küçükken öğretmenlik yapardı. Sonra beden terbiyesi müdürü oldu. Beden terbiyesi müdürüyken de kamplarda bize özellikle inceden bir kötü davranırdı ki millet şey etmesin. Evet, çocuğunuz oradaysa kime nasıl davranıyorsunuz? Aynısını yapın. Ne az ne fazla gibisini. Bir önermesi vardı. Hoştu. Güzeldi. Yavaş yavaş gidebilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Şu benim hep aynı şeyleri söylemekten bugün kurtaralım. Çok güzel. Çok güzel hareketler devam ediyor.